Değerli izleyiciler, Afşin Haber Merkezi olarak bugün vefat yıl dönümü olan Tanırlı Aşık Yener için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Tanır Mahallesi'nde doğduğu evin hemen önündeyiz. Ve yanımda yeğeni Bekir Yener var. Kendisiyle hem Aşık Yener'i konuşacağız hem de Aşık Yener'in ailesi olarak ilgililerden ve yetkililerden neler bekliyorlar, bunları konuşacağız inşallah. Bekir abi merhaba. Merhabalar Halil. Nasılsınız? Bey, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Aşık Yener'e böyle değer verdiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Şöyle, Aşık Yener, Yener ailesi için ne ifade ediyor? Ben sizden dinlemek Aşık istiyorum. Aşık Yener 1928 yılında bu gördüğümüz bura dedemin evidir. Evet. Bu evden dünyaya geldi. Ondan sonra okul çağları, ilkokulu burada bitirdikten sonra düz içinde mezun olup sağlık memuru olarak buraya atandı. Aşık Yener 22 köy bağlıydı bizim buraya işte. Onlardan sağlık memurluğu yaptı uzun bir süre. Ondan sonra nahiye müdürlüğü yaptı aynı zamanda Tanır'dan bir müddet. Ondan sonra tayini İstanbul'a çıktı kardeşim. Oradan sonra Kayseri'ye geldi. Evet. Sorduğunuz sorulara cevap vereyim. Şöyle, normalde Aşık Yener hep gurbet hayatı yaşamıştır ama memleketine geldiğinde siz nasıl bilirdiniz Aşık Yener'i? Aşık Yener Tanır'ı çok çok severdi. Neden derseniz 5 tane kitabı var. 5'inde de Tanır'la Aşık Yener. İstanbul'da yaşamasına rağmen Tanır'la Aşık Yener. Hatta bir gün sordular, beraber idik. Yaş olarak benden çok büyük olmasına rağmen, beni aynı arkadaş gibi bir yaşının büyük olmasına rağmen orada bir tanesi sordu, Aşık Yener bu Tanır neyi? Tanırlı Aşık Yener, yani Tanır dediğine. Bu Türkiye'nin en güzel beldesi, Kahramanmaraş'ımızın Avşin ilçesinin Tanır beldesidir bu. Evet. Çok güzel şimdik mahalle oldu. Bunu Tanır'ı çok severdi Aşık Yener. Sizin ona bakışınız ya da onun sizlere bakışı nasıldı abi? Sevgi, saygı, muhabbet. Aşık Yener hiç büyüklenmezdi. Küçükleri bir eve girse de ayağa kalkardı. Ve hatta ben söylerdim, Aşık Yener ayağa niye kalkıyorsunuz? Oğlum, insana saygı küçükten gelir dedi. Küçüklerine saygı, sevgi göstermezsen dedi olmaz dedi. Ve Aşık Yener buna rağmen 5 tane kitap olmasına rağmen 200'ü geçkin eserini okuyorlar. Evet. Benim onlara bir sitemim var. Mesela Avşin Belediyesi'ne de sitemim var. Neden dersen ben Aşık Yener'in kitabını kendisine hediye ettim. Ve bir mahallesine ne ismini verdi, ne bizi bir davet edip teşekkür etti. Evet. Bunlara sitemim vardır. Sizden büyük olmasına rağmen hitabınız hep amca gibi değil de... Aşık Yener olarak bildik. O ismini yahut da amca olarak hiç kullanmazdık. Aşık Yener. Aşık evet. Yener. Peki şöyle, ilgililerden, yetkililerden Yener ailesi ne bekliyor? İlgililerden ilgi göstermesini bekliyor. Bir mezar, mesela doğum yıl günü, ölüm yıl dönümünde en azından aile büyüklerinin birini arayıp Aşık Yener'i mezarı başında yahut da bir ama bizler buradan bayramlar olsun, kandiller olsun duamızı gönderiyoruz ama o insanlara da sitemimiz var. Neden bir ziyaret etmiyorsunuz? Hele hele de sanatçı, ünlü sanatçılar bütün eserini okudu. Onlar bile ilgi göstermiyor. Mesela bu Yol Ver Dağlar, kız sen İstanbul'un neresindesin? Evet. Tanrı'daki yaşayan bazı insanlar bile bilmiyor. Neden? Alt tarafta ismini zikretmedikleri için. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için, eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Allah sizin gibi değerleri başımızda eksik etmesin. Allah kardeşim, siz insana değer veren insan en büyük insandır. Allah siz insanlara değer veriyorsunuz. Allah sağ olun, var olsun. Olun. Değerli izleyiciler, şöyle. Yaşamı boyunca 3500'den fazla şiir bırakan, eser bırakan, yaşadığı döneminde de kendi ifadesiyle 96 eseri yüzlerce sanatçı tarafından okunan ve sonrasında vefatından sonra da bu sayı 200'lere çıkan ve Kız Sen İstanbul'un Neresindensin gibi, Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana gibi türkülere imza atan ve bu topraklarda o türküleri yazan bir ozanımızı bugün vefat yıl dönümünde hem anmak hem de hatırlatmak adına Tanır Mahallemizdeyiz. Kendisine biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz.